olmak zor, kadın olmak zor. Muayenelerimizi periyotlar haline yaptırmamız lazım. Bugün kadın hastalıklarını konuşacağız ve yeni teknolojileri konuşacağız. Mesela kadın hastalıklarında robotik cerrahiyi konuşacağız, laparoskopik cerrahiyi konuşacağız. Çok değerli uzman konuğum, jineonkoloji uzmanı Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Sayın Hocam Yakup Kumtepe. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, kadın olmak Türkiye'de zor. Şimdi anne ölümleri tablosunu verdik. Hakikaten dünyada maalesef bu konuda karnemiz çok iyi değil. Ama Allah'tan bu tür çalışmalarla biraz geriye çekilmeye çalışılıyor. Kadın olmak zor çünkü kadınlara mahsus bir takım hastalıklar var. Ve biz çok da kendi sağlığımıza değer verip hani doğumdan önce hamileliğe kadar neredeyse bir jinekoloji uzmanında çoğumuz görünmüyoruz. Yanılıyor muyum? Doğru, çok haklısınız. Biraz önce girdiğiniz VTR'de de bu çok açık görülüyor. Yüz binlerde 300'leri 400'leri biliyorum ben geçmişte anne ölümleri açısından. Allah'a şükür bu yüz binlere olumlu rakamlarla ifade edilir düzeye geldi. Dünyanın en iyi sağlık ekibinin yapıldığı Kuzey Avrupa ülkelerinde yüz binlerde 7-8 civarında bu durum. Of, kaç biz katıyız? Çok katı değiliz. Şu anda geldiğimiz nokta. Şu an iyiyiz. Şu anda çok iyiyiz. 100 binde 13'lerde 14'lerde 100 binlerde 10'un altı ideal rakamdır. Ben mesleki ömrüm çok uzun olmamasına rağmen 100 binlerde 100'leri biliyorum. 100 binlerde 200'leri biliyorum. Dolayısıyla aldığımız yol bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanlarında alanında anne ölümlerinde de çok iyi bir noktadayız. Tabii ki bunu daha da geliştirmemiz lazım. Hocam şimdi biz miyom konuşacağız, rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, kistler hepsini konuşacağız. Efendim bütün bu hastalıklardan müzdarip iseniz 0530 040 70 05 ve 06 ekranda yazan numaralardan hanımlar arayabilirsiniz. Ve sorularınızı lütfen çekinmeden rahatlıkla sorunuz diyoruz değil mi hocam? Çünkü sağlığın ayıp yanı yok. Kesinlikle burada biz bizeyiz. Dertlerimizi paylaşalım. Bir çözüm yolu bulalım, evet. Yol gösterelim. Önemli olan nokta o. Şimdi herkese hocam, ulaşmak istiyorum. Yeni jenerasyon tedaviler var neyse ki. Ve bu kadın hastalıkların birçoğunda zaman zaman operasyon, girişimsel tedaviler gerekebiliyor. Laparoskopik cerrahi günümüzde oldukça, değil mi, önemli bir yer tutuyor. Ben hemen miyomlardan başlayacağım müsaadenizle. Miyom kaç kadında görülüyor? Ne zaman cerrahi gerekiyor ve cerrahisini bugün kapalı yöntemlerle yapabiliyor musunuz? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Tabii ki kadın hastalıkları önemli bir alan. Üreme organlarının herhangi birindeki hastalık kadın hastalıklarını ciddi boyuta getirebiliyor. Bunlardan bir tanesi de miyom. Üreme çağında görülüyor. Çünkü östrojene bağımlı bir tümör bu. İyi huylu bir tümör. Dolayısıyla adet görmeye başlayan bir kadın menopoza kadar bu hastalığı üretebiliyor. Ve görülme oranı çok yüksek. Otopsi çalışmalarında her 100 kadından 70'inde bile bulunmuş. Çok hani ciddi bir rakam. Neredeyse hemen hemen her kadında. Ancak bulgu verdiğinde çok önemli. Bulgu verme oranı da neredeyse her 5 kadından biri. Neler yapıyor miyom? Miyom fazla kanama yapabilir. Miyom ağrı yapabilir. Miyom çok büyükse bası semptomu yapabilir. Örneğin bağırsağa basıp bağırsağın ilişkilerini bozabilir. İdrar torbasına basıp idrarla ilgili sıkıntılar yaratabilir. Ve çok nadiren de olsa bu yaklaşık 500 ile 1000'de 1 oranında görülür. Kanserleşme eğilimi taşır. Dolayısıyla miyom bulgu verdiğinde ya da kötüye gittiğinde mutlaka tedavi edilmeli. Ne yapıyor? Bunların yanı sıra eğer ciddi boyuttaysa bir de infertilite yapıyor. Yani kısırlık. Kadın çocuk sahibi olamıyor. O sevimsiz kelimeyi çok kullanmak istemiyorum ben. Çünkü artık günümüzde kısırlık yok. O anda çocuğu olmayan çift vardır. Hemen hemen artık tedavi edilemeyecek, kucağına çocuk verilemeyecek aile yoktur. Dolayısıyla böyle bir durumda kişi hekime başvuruyor. Yani çocuğu olmuyorsa ya da biraz önce saydığım semptomlar varsa bu tedavi edilmeli. Öbür türlü miyomun varlığı tedaviye ihtiyaç göstermez. Peki hocam, şimdi miyom tedavi edilmeli gerekirse diyorsunuz. İnfertilitesin deyiminizde çocuğunuz olmuyorsa miyom etki ediyor olabilir. İşte bağırsağınıza bası yapıyor olabilir. Aşırı kanama yapıyor olabilir ve kanserleşmesi %1
oranında. 500'de bir. 500'de çok bir. Daha düşük. Rakam evet. Değişmiş. Ha, 500'de bir. Ama zaman zaman cerrahi gerekebiliyor. Bu boyutuyla mı alakalı? Yani büyüyen bir miyon mu cerrahi gerektirir kadında? Boyutu bir faktör olabilir ama daha boyutundan daha çok miyonun rahmin içinde yerleştiği alana göre değişebilir. Hmm. Örneğin rahmin iç bölgesine yerleşen 2 santimetrelik miyom, hatta 1 santimetrelik miyom bile çok ciddi bulgu verip hem infertiliteye sebep olup hem aşırı kanama ve ağrıya sebep olabilirken, rahmin dış tarafında yerleşen bir miyom 20 santimetreye ulaşıp bulgu, semptom vermeyebilir. Dolayısıyla boyut önemli ama daha çok yerleştiği rahmin alanı önemli, yerleştiği lokasyon önemli. Peki hocam, şimdi günümüzde duyuyoruz, miyomlar yıkılıyor diyorlar ablasyonla, ama mesela robotik cerrahiyle de alınabilir, laparoskopik kapalı cerrahiyle de alınabilir. Eskiden hatırlıyorum, o uğurlar kadınlardan bütün bir karın kesilerek çıkarılıyordu. Ama bugün artık bunları böyle rendeler gibi de çıkarabiliyorsunuz. Evet. Yanılıyor muyum? Ben çok amiyane anlattım tabii. Tabii çok haklısınız. Tabii lazım. Anlaşılabilir şekliyle. Siz çok güzel izah ettiniz. Miyomun tedavilerinden birisi de cerrahidir. Biraz önce saydığım semptomları yoksa miyomu tedavi etmemek lazım. Zaten kalsın takip öyle. Etmek lazım. Ula ki tedaviye ihtiyaç duyuyor. Biraz önce saydığım semptomlardan bir tanesini yapıyor. Bunun bir ayağı da ve önemli ayağı da ameliyat etmektir. Yani cerrahi yapmaktır. Eskiden karın toraks bölgesinden aşağıya doğru neredeyse bütün karın boyunca açılırdı. Ya da yarısı kadar açılırdı, ama artık günümüzde modern teknikler var. Bunlardan eğer miyom rahmin iç kısmındaysa, histereskopi dediğimiz inanılmaz bir yöntem var. Rahim ağzından giriyorsunuz, bir ışık kaynağıyla orayı aydınlatıyorsunuz ve kamerayla orayı görüntüleyip bir ekrana yansıtıyorsunuz. Ve daha sonra o tespit ettiğiniz miyomu küretler gibi bir yeri, kazır gibi özel ince bir telle elektrik akımı da kullanarak kesip çıkarıyorsunuz. Yani vajenden giriliyor direkt. Evet. Kesi yok. Kesi asla yok. Histereskopi ile yapıldığında. Histereskopi dediğimiz bir cihazla ve 2 saat sonra da evine gönderebilirsiniz. Düşünün hani günümüzde zaman kaybının çok önemli olduğu, kan kaybının, hastane masrafının çok uzun, yorucu bir işlemden sonra pahalı ve iş gücü kaybının fazla olduğu bir yöntemden günübirlik kişi gelip işlem hemen yapılıp 2 saat sonra evine, ertesi günde işine dönebiliyor. Bu rahmin iç zarında yerleşen miyomlar ve bunların aslında cerrahisi de çok zordu. Rahmin duvarında ya da dışında yerleşen miyomlara da laparoskopi yöntemiyle çok rahatlıkla alınabilir. Robotik yöntemler de çok son zamanlarda devreye girdi. Yine göbek deliğinden girilen ve ucunda ışık kaynağı ve kamera olan bir sistemle ekrana yansıtılıp 2 tane de çalışma kabiniyle çok rahatlıkla 2 delikten kapalı yöntem dediğimiz yöntemle ameliyat yapılıp ertesi gün evine gönderilip 3 gün sonra da işine başlatılabiliyor. Sonuçta bu yöntem neyi sağlıyor bize? 1- hasta konforunu, 2- komplikasyonu, kanama miktarını azaltıyor ve iş gücü kaybını çok önemli oranda azaltıyor. Kişiyi bir an evvel işine ve hayatına geri döndürüyor. Bu çok muazzam. Önemli bir nokta. Peki hocam, mesela miyomu olup hamile kalmak isteyen bir hanım ya da infertilite tedavisi görüyor ise böyle bir cerrahiden sonra, miyomunu aldırdıktan sonra ya da polip içinde geçerli bu. Ne kadar süre sonra hamile kalması mümkün? Rahim içi ya da dışındaysa? Değişir. Rahmin içinde olması, rahim duvarının içinde olması ya da rahim duvarının dış tarafında olmasına göre değişir. Rahim duvarının dış tarafında olan bir miyom için yumurtlama dönemi başladıktan sonra beklemeye gerek yok. Çünkü artık şunu biliyor olmamız lazım. Aslında ben her yerde bunu söylüyorum ve kendimi de sorumlu tutuyorum. Kadın üreme ömrü sonsuz değil. Kadın üreme ömrü 15 yıl. Artık önce iş, sonra çocuk denilen bir döneme geldik. Bu çok önemli bir şey. Bu 15 yılın önemli bir kısmını kadınlarımız harcıyor ve son 2-3 yılın hekime gelmeye hocam başlıyor. 15 yılda çok az değil mi ya? Öyle. 20 yaşında başlar, 35 yaşında biter. Bir kadın 35 yaşından sonra acaba gebe kalabilir miyim mi düşünmeli. 38'ine kadar geçiş dönemidir. Ondan sonra gerçekten çok zordur. Haliyle bir çocuk da olmayacağına göre hani aile planlamasını kendisi yapıyor olacak haliyle çiftlerin.
Dolayısıyla üreme döneminin 20 ile 35 yaş arasında olduğunu kadınlarımız bilmeli ve bizler de bunu sürekli vurgulamalıyız. Öbür türlü zaman kaybı oluyor. Çok büyük bu konuda oranda haklısınız, çünkü bizim dönemimizde maalesef bu tür yayınlar da yoktu. Sağlık haberleri de çok yaygın değildi. Mesela bizim nesil bunu bilmiyor. İşte o nedenle 40'ı geçip treni kaçıranlar olabiliyor ben gibi. Ya bu gerçeği kabul etmemiz lazım. 40'ı geçen bir kadının tüp bebek belirli yaptırsa bile çocuğunu kucağına alma ihtimali %15'ler civarındadır. %85 olamayacaktır. Bunu anlıyor olmamız lazım ve bizim anlatıyor olmamız lazım. Geleceğimiz için, ülkemiz için, ailelerin ruh sağlığı için, her türlü sağlığımız evet için bunu biliyor olmamız evet lazım. Evet, kadın sağlığını çok sık konuşmak lazım. Ben buna inanıyorum. Ankara'dan bir hanımefendi telefon attığımızda. Efendim günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Günaydın. Buyurun efendim. Evet. 15 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Evet. Doğum doktoruna götürdüm. 4 santim büyüklüğünde kit var dedi. Yumurtalığında mı? Evet, evet, yumurtalığında. Evet. Ne yapalım diyorsunuz şimdi? 1,5 ay sonra tekrar göreceğim dedi. Adet halinden sonra. Bir tedavi vermedi. Evet. Hoşça kalın. Şimdi genç kızlarımızla bu adolesan çağ dediğimiz dönemde hocam yumurtalık kistleri herhalde bu menstruasyonla alakalı bir durum. Çok fazla sancılı adet görmeler, yumurtalıktaki kistler çok yaygın. Ne mutlu ki annesi kızıyla çok güzel ilgilenip alıp bir jinekoloji uzmanına götürmüş. Her genç kız bu kadar şanslı değil ama. Evet, kesinlikle öyle. Aslında ülkemizde bu konuda yeterince sağlık merkezi var. Hı hı. Hem özel hem devlette. Aynen, kadın her sağlık an, merkezleri. Her zaman 24 saat ulaşılabilecek ve gider gitmez ilgilenilebilecek. Bu şekliyle bir hekim olarak ülkemle gurur duyuyorum. Aynen. Sağlık sistemiyle gurur duyuyorum. Bunu hep söyleriz. İngiltere'de bir acile gittiğinizde ortalama bekleme süreniz 4-5 saattir. Oo. Bizim ülkemizde 10 dakikayı bile aşmaz. Mutlaka birisiyle ilgilenir. Dolayısıyla hekimlerimiz hastanın derdiyle dertleniyor. Bu hanımefendinin örneğine gelecek olursak aslında kadındaki kisti 3 gruba ayırabiliriz biz. Bir, olup geçen fonksiyonel kist deriz biz buna. Yumurtlamayla alakalıdır. Ortalama 6 haftada geçer. Maksimum 8 hafta. Adet tedavi görünce geçiyor bildiğim kadarıyla. Büyük oranda.